1978 doğumluyum. Doğum yerim Almanya. Bu işte Dortmund, Bochum taraflarında, onun da adında bir kent, kasabada doğmuşum. Bizim kasabada Maden Hoca, Türk işlerinin çok yoğun olduğu bir bölgeydi tabii. Bu işlere şöyle başladık, başladığımız yaşı bilmiyoruz biz. Ama nasıl başladığımız yaşı tabii şu anda anlıyoruz. Bizim evde rahmetli baba mesela plaklar çalardı. Bunun çoğunda zaten halk müziği. İşte Ali Ekber Çiçek, Davul Sulari, Aşık Dayımı, Neşet Ertaş, Ümit Tokçağ. Velhasıl işte çok plaklar vardı. Biz bunlarla büyüdük. Yani o kulağımıza aşina olan şeyler oydu. Tek bildiğimiz Bahum Savaş'a giderdi. Akşam bir kızarmış tavuk getirdi. Beş kardeştik. Bunları yaşadık o dönem. Bizim çocukluk hayatımız böyle geçti. Tabii onda bir karar alıyor. Çocuklarımı Türkiye'ye dönüş yapıyor. 1984'te. İşte Türkiye'ye yerleştik bazılar. Sonrası ne derler? Bizim evlerimizde zaten kültürümüz belli. Tarih bile belli değil. Öyle bir kültürümüz var. Biz o evde babamın yaptığı işte kendi emekleriyle tek başına maden işçisi olarak 6 çocuğu büyüttü, bir 5 katlı bir bina yaptı. Biz orada ne derler 2002-2003 kadar hepimiz oradaydık. Tabi bu dönemde işte misafirlerimiz çok gelirdi. Evimizde cemler olurdu, sazlar olurdu, kavallar çalınırdı, muhabbetler olurdu. Orada işte öyle bir güzel bir yaşantımız oldu. İşte ben sazanlardan bulaştık dersek hatırladığım şuydu yani. Ben 13-14 yaşındayken babamın gurbet sazları vardı. Hepimize 3 tane erkek kardeştik biz o zaman. Büyükten küçüğe 3 tane sazı vardı. Tabii küçük saz benimdi. Diğer büyük abimler onları çalmayınca hepsi bana kaldı açıkçası. Böyle bir hikayemiz var. Bu kendi yaşadıklarım. Yani bu yaşadıklarım babam da bilmez, kardeşlerim de bilmez. Ve ilk defa söylüyorum. Ben onlarla uğraşmaya başladım. Onlarla işte dokunmalar oldu. İşte bu sosyal medya dedik ya, o dönemde sinema filmleri, sosyal medya onlardı. Yani cep telefonu yok, öyle bir hikaye de yok. Kimsenin kimsenin haberi bile yok yani. Yılanlar Öcü diye bir Kadir İnan'ın oynadığı filmde Arif Hoca'nın o güzel böyle insan olmaya geldim. Tabii sözlere o yaşta baktım ben. Bugün anlıyorum, o gün anladım mı? Anladığım kadarıyla. Öyle bir ufak saz çalmaya başladım tabii. İşte benim babam da bulunduğumuz mekanlarda saz atölyelerine giderdi. İşte orada giderdik. Çıraklıkla başladık biz bu işe. Benim çıraklığım başkasının yanında çalışarak kısa sürdü. Ama çıraklığım bir 15 sene sürdü. Çünkü 17 yaşında dükkanı açtım ben. İlk dükkanı. Öyle bir hikayem var. Liseye giderken. Orada işte çaldık. ASM'ye gittim. Arif Sağ Müzik Kursu'na. Emris Altın yönetiminde olan Aksaray'daki yere. İşte orada hocalarımız oldu. Mevzuyu anladık. O zamanki, yani o zaman anladık diyelim. Şimdi de hala anlayamamışız. Saz çalıyorduk. İşte kurslara gittik. İşte muhabbetlere devam ettik. Kendi çabamızca. Amatörce sürekli ama. Ondan sonra saz yapmaya karar verdik. Onda benim hocam vardı. Ali Yaşar Sarı Saltıkoğlu. O dedi. Ya dedi evlat, sende yetenek var. İşte sazda çalışıyorsun, saz çalıyorsun, koşturuyorsun. Sen gel de saz yap. Oradan işte atölyeye yönlendirmeler oldu. Zaten her gittim atölyeye ya 3 ay çalıştım ya 4 ay çalıştım. Benim gittiğim atölye tembeldi. Yani bu bir Almancı furyası vardı. İşte 5 saz yapıp ne derler, senede bir tane araba alabiliyorlardı. Öyle bir dönem geçirdi Türkiye 93'lü yıllarda. Yani ben her gittiğim atölyede atölyenin sahibinden 5 kat fazla çalışıyorduk. Yani
Bu bizim babamızın bize terbiyesi. Şimdi baba hep öyleydi. Çok çalışkandı. Kendi işlerini kendi yapardı. Belki o zaman şu an delikanlı derler ya. Kanımız dili akıyor. Bir cesaretle 17 yaşında kendi yerimiz. Ufak tefek yerlerde. Öyle bir macera oldu ama askere gidip geldikten sonra kendi yerimi açtım. Babam sağ olsun. Babam destek çıktı ilk atölyemi açmama. Zaten şu anda onun eseridir. Öyle söyleyeyim size. Böyle bir yolculukla devam ettik. İlk atölyeyi açtığım günlerde mesela çok takipte olduğum isimler, üstadlar, sağ olsunlar bugün %90'ı. İyi saz yapsam da, kötü saz yapsam da hep yanımda oldular. Belki şansım oydu. Sahip de çıktılar. Ben de onlara yaparak sahip çıkmaya çalıştım. Belki duygularımız böyle anlaşabiliyorduk. Kavgalarımız oldu, gürültülerimiz oldu. Beğenmemezlikler oldu, beğenilenler oldu. Tabii bu tecrübe 40'ına kadar devam ediyormuş. Biz şey zannediyoruz, 25 yaşında usta oldum, öyle bir bugün anlıyorsun. Yok abi. Tecrübe, tecrübe, tecrübe. Bir de iyi saz yapan ustalar da kesinlikle takip edip onlardan feyiz almak lazım. Onlardan aldığın, gördüğün sazlarındaki inkar etmemek lazım yapım şekillerini. Yani böyle bir duyguyla bence yani usta da olunabilir, usta da olmayabilirsin ama karşıdaki insan seni sazını beğendin, beğendin, beğenmedin, beğendin. Hikaye bu kadarcık basit. Şimdi karşıdaki saz çalan da kendi beğenir. Araba kullanan da kendi beğenir. Makine yapan da herkes kendi beğenir. Dünya bu halde şu anda. Şimdi gerçekler 20 sene, 30 sene önce de kaldı. Yani başarılı olmanın tek şeyi karşıdaki insanla anlaşabilmen. Verdiğin ürünü eğer kabul edebiliyorsa o seni mutludur. Kabul etmiyorsa ya o suçludur ya sen suçlusundur. Hikaye bu. Ya ben 2003'ten beri Mecidiyeköy'deyim. Bu dükkanı 13 sene oldu. Mecidiyeköy'de daha önce iki tane atölye vardı. Tabii imkansızlığından hep küçük atölyelerdi. Daha güzel, daha otantik bir atölye kuralım dedik. Daha geniş, insanların daha rahat edeceği, muhabbet edebileceği. Öyle bir atölye kurduk, devam ediyoruz. Şimdi şöyle, sipariş kelimesi hoş bir iş değil. Ama şimdi benim burada kadrom var, 4 kişiyiz. Bizim ayda yaptığımız en fazla saz sayısı 18. Üstüne çıkmayı hiç düşünmedik. Sıra olduğu için mecbur siparişte çalışıyoruz. Müşteriler ne derler? Bizi tanırlar. Ben bir de böyle ne diyeyim size? Bir sazı başlayayım ayda 30-40 tane saz yapayım. Şöyle hızlandıralım. Daha fazla işçi olsun. Öyle bir muhabbetim olmadı bugüne kadar benim. Ben daha çok iki mevsim görecek şekilde bir saz yapılmasını istiyorum. Çünkü sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa geçişler olur. Bugün mesela hiç bir işim olmasa birisi arasa dese ki 3 ay yine. Yani o iki mevsimi yaşayacak bir enstrüman lazım. Hava ve tahça. Benim kendi görüşüm, kuralım bu. Bağlama çalan toplum belli. Yani gelir seviyesi belli. Asıl iş oradan başlıyor. Bakış açısı var insanların. İlk önce normal seviyede bağlama alayım, daha sonra pahalısını alayım. Mantığı var. Pahalının iyi olduğunu nereden biliyorsun mesela? Onu da bilmiyorum ben. Mesela ucuz bir saz alırsın, çok iyi çıkar yani. Bunlar hep yaşandı yani. Ben mesela saz gördüm, çok ucuz olmuş. Yani buradaki en önemli olan şey çalan kişinin bağlamayı seveceği ya da sevmeyeceği. Ya yani bunun parayla alakası yok. Ama gerçekten diğer enstrümanlara baktığın zaman bir kabak kemane bile yani 800 dolar artık satılıyor yani kabak kemane. Bu bağlamaya bakış açısı ve bağlamanın niye
Dünya müziğine taşınamamasının sebebi nedir? Şimdi bağlamın üstünde şu anda herkes bir arayış içinde. Ama özünden dışarı çıkan yok. Mesela çok yapıldı. Derendi. Çok güzel enstrümanlar yapıldı bağlama tipli. Onu alan insanlar, bağlama çalan insanlar bugün soruyorum mesela 2 sene önce aldığın o değişik yapıdaki enstrümanlar, bağlama tipli. Çok güzel işçilik yapılmış tabii. Çok beğenim. Bugün niye çalmıyorsun? 10 sene önce aldığın saz hala niye çalıyorsun mesela? Bu da bir gerçek benim gözümde. Bağlama aşaması şu, onu o hep tartışılır. Malzemen var mı? Kaç senelik malzeme kullanıyorsun? Hangi yapıda yapıyorsun? Şimdi bir sürü ustamız var. Yani hiçbirimiz birbirimizin tezgahı bile aynı değil mesela. Yani mengene yüksekliği bile aynı değil. Burku açısı bile aynı değil. Yani tel aralığı da aynı değil. Buna kim cevap verebilir? Çalan kişi cevap verebilir. Şimdi bir kişi bağlamayı beğenmediği zaman mesela bizim dükkanda yaşandı. Arkada oturan başka bir üstad o sazı kendi uyumlu görüp hemen alıyor. Ama diğer arkadaş diyeceğim ki ne çalıyor? Biz mesela saz çalan şey diyemiyoruz. Yani çok gerisin diyemiyoruz. Ama saz çalan bir ustaya çok kötü yapmışsın diyebiliyor. Ama sen de çalamıyorsun desek ne yapacağız? İnsan kendini görmeli. Seni beğenmedim niye çalan birisi alıyor mesela? Müşterinin şeyi de çok zor. Ne derler? Hep kayıtlarda duyduğu sesler arıyorlar. Kayıtta duyduğun sesi bulamazsın. Mix yapılmış, edit yapılmış. iPhone'da çekersin. Karşıdan sazı ses duyarsın. Ha, çok güzel ses. Bir elini al çal. O zaman karar ver. Ne aradığını bilmek lazım. Ona nasıl bakabiliriz biliyor musun? Ben mesela küçük yaşta hep oyma tut diye bir söylenti duydum. Ben de yaklaşık yani ne derler 18-19 yaşından beri oyma tut yapıyorum. Ben bunlarla bir bütünüm. Bu demek değildir. Oyma saz çok iyi, yaprak saz çok kötü. Öyle bir şey yok. Ve mesela bu oyma tutla bütünleşebiliyorum. Belki Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en çok yaş olarak yani senar olarak en çok oyma tutu yapmış olarak diye biliyorum kendimi. Çünkü atölyede eskiden oyma tutlar çok nadir çıkardı. Çünkü kendisi pahalı. Bir emek var. Yapan da zaten bu emeği istediği zaman pahalı geliyor. Yani bir yaprak teknenin nereden baksan 1/8 fiyatı var. İyi bir oymadır. Bu benim yaşam şeklim. Yani oymadut iyiyse yaprağı niye yapıyoruz? Yaprak iyiyse niye oymadut yapıyoruz? Bu göreceli bir şey. Ama kıymetli bir ağaç. En büyük avantajı seneler geçtikçe kıymete biniyor. Çünkü yekpare sonuçta yekpare. Yekpare olan her şey kıymetlidir diye düşünüyorum ben. Ya tamam şöyle bir hikaye. Ben bu bağlama bir kere kesinlikle çok simetri olması lazım. Yani simetri. A'dan Z'ye eşiğinden tut. Vurguların açısı. Klavyenin formu. Teknenin derinliği. Bir kere simetri olması lazım. Şimdi simetri kim yapar? Bu işte ustalığa koşmak isteyen insanlar simetri yapar. Simetri yaptıktan sonra zaten gerisi gelir. Dedim ya size, insan çocukken ya da ergenlikte gelişim çağında hangi sesi duyduysa o sazı arıyor. Şimdi bir insan beğenmedi bir şey alır mı? Almaz. Ama bir usta da bu saz İleride şöyle olacak, böyle olacak dediği zaman o sazın arkasında duracak. Olmayınca ne yapacaksın? Bu konuda servis çok kuvvetsiz yani. Yani bağlama ustalarında servis olayı çok kuvvetsiz. Bu bağlamanın gerçekten değeri olsa fiyat olarak o servis daha kolay olabilir. Yani sen şimdi adam 5.000 dolara gitar yapıyor. Onun servisini güle oynaya çekersin. Sen 2 lira yapıyorsun, servis de veriyorsun ama göreceli yani. Fiyatlarla alakalı bir şey. Yurt dışına gidince tabii ki olur. Şimdi başka bir şehre gittiği zaman da bir şey olabiliyor ama işte dedim ya size
Saza iyi bakmak lazım. Sazı çok, ne derler, yapan kişinin bir kere yaptığı sazdan çok emin olması lazım. Yani şey olarak, kuruluk olarak. Yani bir sürü detay var. Tabii bunu nasıl anlatalım size, yani sabaha kadar konuşsak bitmez. Adam bagajı atar, sapasağlam bir şey yapmışsındır. Ya şöyle düşün, 10 milyon dolar araba aldın abi, duvara çarptın bitti. 10 milyon dolar araba ne yapsın? Sen arabayı saz alır, bagaja koyarsın, yazlığa götürürsün, denizin kenarına götürürsün. Rutubet ortamda yaşatırsın bu nesneyi. Herkes etkileniyor yani. Şöyle, yani bağlamayı bir kere insan kendin gibi koruman lazım. Sıcak soğuk ilişkisi. Ama yapan da kötü yaptıysa ne yapacağız? Bunu bilemeyiz yani. Bunu yapan kişi, yapan usta bir kere bilir. Çalan da bilir. Burada sanat ahlakı diye bir şey var. Aslında ona geleceğim ben. Sanatını ahlaklı yapabiliyorsa zaten korkunu yok. Servisini çekebiliyorsa zaten hiç korkun olmasın. Bu saz oturacak diye git gel git gel küstürüp kaybolabilir müşteri. Sonuçta bu bir müşteridir yani. Bir sürü hikaye var bu konuda. Bu bağlama yapan ustanın eline bakar, çalan insanın muzdaribine bakar. Karşılıklı anlaşma bir şey. Bunun standartı, insan yani ustanın kendi standartı olacak. Değil mi ya? Bunu yaparsın, karşıdaki insan beğendiyse doğrudur, beğenmediyse yanlıştır. O yanlış sazı başkası beğenir. Bu sefer o doğru olur, sen yanlış olursun. Yani bunun hikayesi bu. Herkes ne derler? Beğendiğini reklam yapar. Sevmediğini de reklam yapar yani. Bu kadar basit yani. İyi reklam var, kötü reklam var. Herkesin bir logosu var, bir logo çalışması var. Dediğim gibi işte sap ucunda olabilir, gravatında olabilir, formunda olabilir. Ben mesela hiçbir dut sazıma Özbek bağlama ile alakalı bir tane ablem koymadım. Yani benim oradaki düşüncem kaç 2000 4000 yıllık kazılarda bulunmuş bir saz bağlama resmi var. Ben böyle bir kültüre mesela bir isim koymam. Yani benim öyle bir şeyim de yok açıkçası. Benim oradaki en büyük logom yani bağlama çalan üstadların elinde olması. Benim mesela hiçbir işaretim yok. Yaprak sazlarda bile sadece kafeste küçük bir arkada görünmeyecek şekilde bir Özbek yazısı yazar. O. Ben mesela bir bağlama işaret koymak istemiyorum. Yani koymayacağım zaten. Dedim ya, oyma sazımda bir tane Özbek'le alakalı bir logo yoktur yani. Yaptık gittik işte, öldükten sonra devam edecek, çalacaklar ya. Yani içine isim yazayım, tarih yapayım, seri numarası koyayım, logo yapayım. Öyle bir derdim olmadı neredeyse ya. Hiç onu düşünmedim mesela. Hayatımda düşünmedim. Genelde ne yapıyoruz? Ardıç yapıyoruz, mağın yapıyoruz, ardıç yapıyoruz, ceviz yapıyoruz, dut yapıyoruz. Bunların hepsinin arasında bir kere bölge farkı var, coğrafya farkı var, sertlik derecesi var, yumuşaklık derecesi var, kilo derdi var. Kullandığımız kapağın aynı bölgede yan yana büyüyen ağacı kesiyorsunlar. Birisi başka, birisi başka. Bu nedir? Göreceli bir iştir. Ben bunu gördüm. Ben bunu daha önce de yaptım. Bu kapak buna daha güzel oldu. Bu buna daha güzel oldu. Olmayınca ne yapacak? Bu tamamen hissiyatı bir şey. Şudur. Bu bağlama, değil mi ya? Bağlama ustası, saz yapan usta bu sazın gerçekten kategorisini biliyor. İyi mi kötü mü? Orta mı? Budur budur tınları var. Ben mesela kapak sökerim, sazı tellerim. Olmadı, kapağı sökerim. Müşterinin haberi bile olmaz. Yani şimdi ben onu iyi olup olmadığını ben biliyorum. Ama anlamıyor diye vermek başka bir şey. Ya bu sazı şu usta çaldı çok beğendi deyip onu eline vermek de başka bir şey. Ya sanat ahlakla buluşursa iyi bir şey. Yani sanatın vardı ahlakı yoktur sınıfta kaldın. Ahlakın vardı sanatı yoktur. Az sınıfta kaldın. Bence bir saz alan kişi bu sazı gerçekten karşıdaki ustanın yaşına, ne derler, ustalığına, işte ona saz yaptıranlar beğeniyor. Yok kardeşim, sen bunu gerçekten o gün ne hissediyorsan onu ustaya söylemen lazım. Söylemiyorsan ustanın suçu.
bakıyorsun o güzel olmuş deyip de sonradan güzel olmamış dersen usta ne yapsın? Bu şey bizim aslında bakarsan bir tek bizim bağlama yapımında dönüyor ya. Bir kemanede, bir gitarda bu muhabbete dönmüyor. Ben konservatuvardan hiçbir çalgı bölümü hocasıyla tanışmadım. Adlarını bile bilmiyorum. Görüşmedim bile yani. Görüşemedim belki. Konservatuvardaki çalgı yapımı hocalarımız mesela ben bağlama olarak biliyorum. Diğer enstrüman yapan hocaları bilmiyorum. Mesela bir ya hocayı bırak bir çalgı yapım bölümündeki öğrencinin bir atölyeye gittiğini hiç görmedim yani. Duymadım. Yani konservatuar atölyeye gelmiyor. Şimdi atölyende konservatuvarda ne veriyor? Kim usta, kim hoca? Bana öyle bir şey denk gelmedi. Bilmiyorum yani. Konservatuvarda bağlama hocaları var mı onu da bilmiyorum. Yapım hocaları. Valla dedim ki işte biz konservatuvara gitmiyoruz. Konservatuvar bize gelmiyor. Şimdi konservatuvar hoca kaç tane saz yaptı da kaç kişi mutlu etti? Atölyeler kaç bintleri mutlu etti? Hadi bakalım. Şimdi ben bunu konuştuk ya. Ben bunun montajını istemeyeceğim senden mesela. Bu kadar basit ya. Yani. Herkes olmuş. Bir tek vergi veren, kirasını ödeyen, toz yutan ustalar demek ki olmamış. Bir bağlama ustası kaç saat mesai yapıyor? Sabah 9, 7 mi çalışıyor? Günde 4 saat çalışıp sadece cüra mı yapıyor? Ya da dere sazı yapan ustalarımız var. Bir de en çok ondan mı istiyorlar? Belki orada çok uzman olmuşlar belli ki daha çok ondan istiyorlar. İstekle alakalı bir şey, çalışmakla alakalı bir şey. Yani şu anda benden en çok kısa sap zaten ne derler bütün atölyelerin favorisi kısa sap. İkinci sıra bende uzun kol alıyor. Üçüncü sıra 46'lık uzun kol abdal sazlarımız ya da değiş sazlarımız onlar alıyor. Tabi divan çalan kalmadığı için senede bir kişi ya kişi onlar da zaten üstad yani. Balta grubumuz var dördüncü sırada. Cura zaten her yerde bir cura şeydir. İnsanların gözünde basit bir saz. Herkes yapabiliyor. Gerçekten herkes de yapıyor. Onu isteyen çok az. O çünkü görev bir sazı. Şimdi saatlerce evde cura çalmaz. Bağlama çok zor bir şey. Yani 22'den tut 52'ye kadar hepsinin uzun kolu akordu var, kısa kol akordu var. Dede akordu var, üç tellisi var, ölçüleri var. Bizi bir toplum zaten 8 notayı da okuyor. Yani bağlama yapmak hakikaten bağlama ustasına saygı duymak lazım ya. Orta derecede usta da olsa milletin gözünde ama benim gözümde değil. Benim gözümde saz yapan herkes ustadır abi. Ahlakı varsa. Çünkü bir kalıp yok ya. 22'den 52'ye kadar. Saysana abicim. 24, 26, 28, 30, 32, 31. Bunun uzun kolu, kısa kolu, akordu, alt teli, desimi düzeni, balta düzeni, veysel düzeni, uzun işte abdal düzeni. Bunda kim baş edebilir sizce? Yani ustalar da hakikaten çok yoruldu bu konuda. Şimdi coğrafya 81 vilayet. Tek yöresinden tut. Şuna kadar halaylarımız var değil mi? Zeybeğimizden tut. Kars'a kadar Süleymani babaların havaları var. Erzurum'da var. Giresun başka. Karadeniz başka. Yani bölge olarak söyleyeyim. İl olarak söylemeyeyim. Akdeniz başka. Silifke var. Şimdi bu bir gitar alıp da İspanya'nın mesela en büyük şansı bir gitar yapıyorlar. Alt telimi. Tamam. Bizim coğrafyamız çok zengin. Yani müzik konusunda çok zengin. Şimdi bir usta bütün bölgelere hakim olmaya çalışıyor değil mi? Yani olabilir ama yaptığı saz sayısı belli. Şimdi herkes kendi bölgesinde Burdurlular var, Burdur cürası yapıyor. Değil mi? Ben onlar varken bana niye Burdur cürası yaptırsın ki? Yani konu bu. Bir keman gibi, bir gitar gibi kolay bir iş değil ya. Bu bölgemiz çok yani. Kültür çok. Deneme yapılır. Yapıyorum ben. Ama yaparken şöyle bir saz üstüne ya da bir ölçü üstüne gidip alt kata inip saatlerce ulaşmıyorum. Ben bunu şey olarak yapıyorum. Yaparken deniyorum. Yaparken deniyorum.
Başka bir türlü zaten deneyemezsin. Zaman dersen 24 saat. 8 saat çalışıyorsun. 16 saatin nerede? Yani 16 saat nerede? 8 saat çalış. 10 saat çalış. 14 saatin nerede? 7 saatı uykuya koy. Geri kalan nerede? Herkesin bahane var. Ama işte ben şey yapıyorum ya, yaparken deniyorum. Çünkü olmadığı zaman biliyorum ki ben sabah ilk işim onu söküp bir önceki formata kaldığım yerden devam etmek. Benim denemelerim öyle. Ya şimdi akort meselesi bu. Yani bu sazın kimyasında var. Şimdi deminki bahsettiğim marka var mesela, ama bozulanı da gördük, bozulmayanı da gördük. Adam akort yapabiliyor mu yapamıyor mu? Onu da bilmiyoruz. Şimdi değişik iklimlere gidiyor sazlar. Etkileşim var mı yok mu? Onu da bilmiyoruz. Şimdi enstrümanı bozmayan bir alet var mı mesela? Keman sizce hiç akort bırakmıyor mu sizce? Mesela bence bırakıyor. Ben gördüm. Şimdi onlarda perde olmadığı için akort bıraktığı zaman adam ya yukarı bir milim yukarı basabilir ya da aşağıda basabilir. Çünkü o üstat olmuş, onu bulabiliyor. Bizde akort bozulduğundan bazen parmağımızı çapraz basıyoruz. Mesela Arap hocaya sazı ver, akortu da versen akortu çalın, nasıl yapacağız? Mesela buraya gitar çalan arkadaşlarım da var, abilerim de var. Çalarken akort bırakıyor. Yani bir insan diyebilir mi akort bırakmayan bir enstrüman var derse gelsin benimle konuşalım diye düşünüyorum. Ben gördüm, bırakıyor. Perdesizler daha şanslı. Gitar zaten mekanizma var. Onun tınısı zaten akustiği o mekanizma uyuyor. Onlar biraz avantajlı. Bizde de mekanizma koyduğu zaman sazın tınısı yok. Perdesiz sazların çoğu akort bırakıyor ama çalmaktan işi bitiriyorlar. Perdesiz bağlama çalan üstadlar da var işte kayıtlarda. Bıraktığı zaman, duyduğu zaman zaten ya parmağını biraz yukarı götürüyor ya da aşağı götürüyor. Şimdi bıraktı ama çalarken doğru çalıyor da ne yapacağız? Bu bağlamanın kimyası bu. Ya şimdi her şey tabii ki bu bir sürü şey var da yani bu olay bence biraz özel ama şöyle bir şey anlatayım, daha komik bir şey. Mesela ben nasip sardım. Sabah söktüm, tutkal sümüne sarmışım. Kafa neredeymiş mesela. Ama her şey rastlantıdır bak, ben size söyleyeyim. Ben saz yaparken çok rastlantı yaşadım. Yanlış gördüğüm bir şey. Üstüne devam ettim. Doğru çıktı sonra. Ya buradaki muhabbetin en güzeli şu. Benim yanıma gelen daha çok büyüklerim olduğu için her dilini kabul ettiğim için belki onların yüzünden ilerledik. Belki de hala ilerleyeceğiz. Ama bu samimi mi? Samimi değil mi? Onu kime inandıracaksın? Onu da bilmemeyiz. Ama benden çok şikayetçi üstad oldu abi. Onu biliyorum. Eskiden saz ustaları, yani şu anki ustalara ne derler? Bir şey söyleyemeyen insanlar var mesela. Ustası gibi yok. Tamam, onu da deneyelim. İnsan sevmediğiniz bu kadar kafa tutabilir mi sence? Ya da bu kadar üzebilir mi? Şimdi senin evladın var. Doğruyu söylerse boz, yani üzülüyor. Söylemezsen bu tarafa gidecek. Tercih meselesi bu. Ya da taf dinleyeceğim. Büyük söz iyidir bence ya. Halk müziği, sosyal medyaya bakın, en çok dinlenen şu anda halk müziği. Bence ilerliyor, gerilemiyor ki. İnsan bağlama çalıyor mesela. Almanlar bağlama çalıyor artık. Alman kökenli insanlar. Benim arkadaşlarım var. Fransa'da mesela papazlar var. Dede sazı çalıyor. İspanya'da var. Bu 30 sene önce böyle bir şey göremezdin ki. Amerikalı bir zenci bağlama yaptırıyor bana. Yani bu belki de millet gitardan kemandan sıkıldı yani, bir arayış içinde. Ya bugün Filistinli bir kız geldi. Bu bitmez. Genç yapımcılar şöyle bu dönemde çok şanssızlar. Mesela ben dedim ya, 17 yaşında bir dükkan tuttum ama harçlığını da tutabiliyordum. O kadar her şey ucuzdu yani. Yer tutabiliyorduk. O şimdi genç bağlama yapımcıları, yani bağlama ustalarını gezmeler lazım bence. Ne diyeyim ben size, saz çalmalar lazım. Bak yani bir kere çok iyi saz çalmalar lazım artık. Yani şimdi gençsin, YouTube diye bir şey var, işte sosyal medya var, her şey var.
biz kasetlerden dinleyip bunu bulmaya çalışıyorduk. Yani bağlama yapmadan önce bence bağlamaya çalması daha önemli. Yani %50 %50 devam etsinler. Hep ölçüler konuşuluyor ya, gençlerin kafası da karıştı. Şu ölçü var, bu ölçü var, bu ölçü var, bu ölçü var. Ben size bir çok simetri olmayan bir saz getireyim. Vallahi billahi çok iyi saz ya. Hiçbir ölçüyle alakası yok yani. Matematikle. Ne yapacağız? Yani bugün konuşalım. Yani yapılmış rastgele ama çok iyi tınlıyor. Ne yapacağız? Ya biz onu yapsak o tını gelmez. Oradan ne yapacağız? Denk gelmiş. Onu bir kere araştırmak lazım. Ya bir kere yaptığın şeyi karşıdaki insan beğenmiyorsa, gerçekten beğenmiyorsa kabul edeceksin. Onu düzeltebilir misin? Düzeltemez misin? Ya da onu beğenmediğini başkası beğenir mi? Biraz daha herhalde bu yüzyılda reklama bağlı kalacakmış. Çok reklam dönüyor yani. Reklam arası verelim mi kardeşim?